Türkiye bir eli Avrupa'da, diğer eli de Orta Doğu'da olan çok ama çok özel bir ülkedir. Sadece bize bunu öğretmezler. Bir cümleyle geçiştirirler. Oysa kapıyı kapadığımız an kimse bölgeye inemez. Ancak bunu bilmeyiz. Televolelerle, magazinlerle, futbolla, şans oyunlarıyla aklımızı başımıza almamız engellendi. Fikir sahibi olamayan çocuklar yetişti, nesiller tükendi. Çok büyüktük, çok güçlüydük ancak bunu bizim dışımızda herkes biliyordu. Oyunu anlamayınca idealimiz kalmadı. Gitmek için, ulaşmak için, bayrağı dikmek için motivasyonumuz yoktu. Ayağa kalktığımız an kimse karşımızda duramazdı ama inanmıyorduk. Gideceğimize, yürüyebileceğimiz, koşabileceğimize inanan çok azdı. Bölgede yani petrol ve gazın %72'sinin bulunduğu Orta Doğu'da güçlü olmak, aynı zamanda dünyada çok büyük olmak demekti. Bunun için yapılacak küçük rötuşlar vardı. İçeride aynı çizgide olmalıydık. Farklı partilere oy versek de, farklı insanların peşinden gitsek de, konu devlet oldu mu aynı çatı altında toplanmayı bilmek gerekiyordu. Son 10 yılda devlet aklı geri geldi. Haliyle bu rahatsızlık verdi. İçeride bir ve bütün olmamızı engellemek isteyenler sahneye çıktı. Yine bizim çocuklarımızı kullanarak, ideali olmayanlar zaten kullanılırdı. Sadece biz ve çocuklarımız bunu bilmezdik. Sonra da içeriden Ankara'yı suçlayıp tezgaha kılıf arardı. Oyun büyüktü ama biz de büyüktük. Bilmiyorduk, fark etmiyorduk, söyleyen de yoktu zaten. Bunca yıllık devlet anlayışı, tarihimiz, dilimiz ve dünyada manşetlerden inmeyen İslam yani dinimiz. En büyük silahlardan daha büyüktü, daha etkiliydi. Tarih bize öğretilmediği gibi akmaya da devam ediyordu. Bakın Türk askeri Musul'a girdi. Daha bu başlangıçtı ama birileri yine de rahatsız oldu. Musul manşetlere çıkar çıkmaz Sur, Cizre, Nusaybin karıştı. Fena halde. 100 yıl önce de aynısı oluyordu. İlgimizi bölgeye çevirdiğimiz an birileri içeride Kürt ismini öne koyarak bölgeyi karıştırıyordu. Ankara hem zaman hem güç kaybediyordu. O akıl bizi paçamızdan tutup içeri çekiyordu. Ne işiniz var orada? Biz sizi atmadık mı diyordu. Ne zaman 400 yıl yönettiğimiz bölgeye inmeye kalksak içeriden birileri yabancılarla aynı şarkıyı söylüyordu. İçerideki basınç öyle bir noktaya geliyordu ki namaz kılan, dua eden hedef oluyor ya da dışlanıyordu. Sakın hiç öyle bir şey yok demeyin. Profesör Aziz Sancar'ı gördünüz. Osmanlı'yı, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü kıyafetinde taşıdığı için, Erdoğan'a olan sevgisini, saygısını gösterdiği için hedef oldu. Anıtkabir'e gidip Fatiha okuyunca da saldırıya uğradı. Durum buydu. Fatiha ile her kapıyı açacakken çocuklarımızı buna saldırır hale getirdiler. En masum olan gençlerimizdi. Oyunu onlara gösteremedik. Onlar Osmanlı'dan, Türklerden ve tarihimizden korkuyorlardı. Ama biz içeride bunun gurur duyulacak bir şey olduğunu öğretemiyorduk. Siz sahip çıkmadığınız zaman da yabancılar içerideki yerli görünümlü yabancılarla gelip akıllarımızı alıp gidiyorlardı. Kendilerini eğitimde rakipsiz gören malum yapı neden bunca yıldır tek bir bilim adamı çıkaramıyordu? Düşünün bakalım. Devam. Kendi gücümüzden kopmadan. Zbigniew Brzezinski. Amerikan Derin Devleti'nin akıllarından biridir. Brzezinski dünyada iki ülkenin anahtar rolü olduğunu söyler. Ukrayna ve Türkiye. Bu iki ülkeyi elinde tutanlar dünyada söz sahibi olur. Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'e hakimdir. Petrolün ana vatanı Orta Doğu'dur. Türkiye'ye sahip çıkan akıl aynı zamanda petrolü de avucunun içine alır. Hatırlayın, Ukrayna karışmadan önce Çin oraya geldi. Belçika'dan daha büyük toprak parçasını kiraladı. Tarıma açtı, buğday deposu olarak buraları kullanacaktı ama bir anda ortalık karıştı. Pekin'in attığı önemli adımlardan biri havada kaldı. Aynısı Afrika'da da oluyordu. Ne garip, oralarda karışıyordu. Şu an bile Ukrayna'yı yıkmak isteyenler aynı zamanda Türkiye'yi Kürt kartı üzerinden karıştırmak istiyordu. Çünkü bu iki ülkenin Çin'le yakınlaşması istenmiyordu. Dengeyi bozabilecek önemli bir adımdı bu. Çin şu an 100 milyar dolarla ifade edilen cari fazla verdi. Yani 10 liraya mal ettiği ürünü 15 liraya sattı, 5 lira kazandı. Kasasına koydu diyemiyorum çünkü koyamaz. Amerika denge gereği bu paranın büyük kısmını tahvil kağıt üzerinden alır. Çin'in ucuza ürettiği malları satın alır, karşılığında ise elini cebine atıp para vermez, veremez. Japonya da böyle. Çin bu dengeyi bozmak için alternatif pazar olan Ukrayna-Türkiye kartını oynamak için çok çaba harcadı.
olmadı. Abdullah Gül Bey Uygur Türklerini Cumhurbaşkanı iken ziyaret etti. Ankara ile bu topraklar arasında bir bağ kuracaklarından söz etti. Ortalık karıştı. Yüzlerce Türk öldü, öldürüldü. Birileri Çin'le Türkiye'nin yan yana gelmesinden fena halde rahatsızdı. Ukrayna gibi denge bozulurdu. Çin son dönemde kullandığından daha fazla petrol alıp depoya kaldırıyordu. Son bir yılda düşen fiyatlardan 111 milyar dolar kâr ettiler. Petrol fiyatları düşerken Rusya gelip Suriye'de güç gösterisi yapıyordu. Türkiye'de Rus uçağını vurarak senin işin yok buralarda dedi. Rusya'nın kendi geleceği için Çin'i bloke etmesi gerekiyordu. Çünkü Çin için asıl hedef Rus topraklarıydı. Yeraltı zenginlik doluydu. Putin Çin'le gerektiği gibi mücadele etmeyince petrol fiyatları düştü. Cebindeki para eridi. En büyük rakibi ise kazandı. Diğer yandan Pekin kazandığını yine Amerika'ya yolladı. Washington Orta Doğu'da Avrupalı ve Çinli görmeye tahammül edemiyordu. Arapların en büyük kozu petrol ile herkesi yola getiriyordu. Oyun buydu. Ama bölgede tek başına olma şansı yoktu. Çünkü İran gibi kendisine karşı olan güçler vardı. Tahran petrol geçiş yollarını korkutacak kadar etkili bir devletti. Garanti olarak yeryüzündeki tek bir ülke vardı, o da Türkiye'ydi. Kendimizi için değil, dünya için önemliydik. Ama bilmiyorduk. Petrol ve gazın rahatça istenen adrese gitmesi için Türkiye'nin Osmanlı gibi olmasından başka seçenek yok. Buna itiraz edenler Avrupa'nın çıkarını düşündüğü için rejim der, şeriat der, gericilik der. Tezgah başkadır. Türkiye büyüyünce Osmanlı yıkanların yaşaması mucizedir. Nefes boruları tıkanır. Bunu istemeyenler içeride merkez medya tabelasıyla Türkiye'ye saldırır. Tarih yazmak için yola çıkan ülkeyi budamak ister. Aslında PKK'nın yaptığının benzerini İstanbul'daki bir yapı aynen hayata geçirir. Ankara düşünce Türkiye'de, Türkler'de, Balkanlar'da, Orta Doğu'da düşecektir. Bunu söylemeyecekleri için gizli gizli gelirler. Çocuklarımızı sokağa dökerler. İstedikleri kadar yabancı dostlarıyla bir olsunlar. Türkler geri geldi artık. Bunu durduracak güç yok. Bakın Maliki'ye ne diyor? Türkiye Musul'u ilhak edecek. Barzani ne diyor peki? PKK Kürt sorunudur, bunları kim kullanıyor? Biz ne diyoruz? Türkiye dünya üzerinde önemli bir role sahip. Bize öğretmeseler de biz büyük bir devletiz. Sadece büyüklüğümüzü bilmiyoruz. Baktığımız ayna sahte, gerçeği göstermiyor. El ele her yere gideceğiz. Şimdi Rusya buralardan çıkıp Çin'le uğraşacak. SU-24 ilk ciddi uyarıydı. Bölge bizden sorulacak. Araplar da bunu istiyor, Kürtler de. Kim istemiyor? İçerideki yabancılar ve dışarıdaki arkadaşları. Hepsini yeneceğiz. Birlikte yürüyeceğiz. Büyük devletin nasıl geri döndüğünü herkese göstereceğiz. Göreceksiniz. En son içeridekiler ikna olacak. Kaderimiz bu. Ama döneceğiz. Güçleri yetiyorsa engellesinler de görelim.